konu var önümde. Biz neredeyse 2-3 aydır bu davanın bitmesini bekliyorum. Bu dava bitsin, ben bu konuyu sizlerle paylaşayım. Ama geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda, aylarda bu konuyla ilgili yayınlar yaptım. Bu karar aşamasında olan bu konuyla ilgili aylardır bekliyorum ki bu mesele bitsin de bununla ilgili detaylı şekilde bir program yapayım diye bekliyorum. Ama bir türlü bu gelmiyor. Neden bahsediyorum? Vatandaşın bir tanesi il özel idareye dava açmış. İşçi alımlarında hukuksuzluk olduğunu iddia ederekten dava açmıştı. Şimdi burada mahkeme bir karar verdi. Bakın buraya da pür dikkat dinleyin. Mahkeme bir karar verdi. Dedi ki hayır dedi. İşçi alımları düzgün yapılmış. İşçi alımlarında usulsüzlük yoktur. İşçi alımlarında yanlış yoktur deyip davayı reddetti. Davayı açan kişi bu davayı istinafa gönderiyor. İstinaf mahkemesi de hayır diyor. Burada yargılanma adil yapılmamış. Yargılanma doğru yapılmamış. Yargılamayı yeniden yapın. Şu eksikleri gidererekten yargılama yeniden yapın derken dosyayı geri gönderiyor. Ne istemişti İstinaf Mahkemesi? İşte işçi alımlarının video kayıtlarının incelenmesini istemişti. Belgelerinin doğruluğunu sorgulayıp sorgulanmamasını istemişti. Bundan sonra tiyatro başladı. 7 tane isim var mesela önümde. 7 tane isim var. Soruyor mahkeme. Diyor ki Ahmet bilmem kimin diploması var mı? Varsa örneğini bize gönderin onaylı şekilde. Cevap geliyor. Diyor ki işte belgesi yoktur diyor. Diploması yoktur diyor. Ama çıraklık eğitiminden almış olduğu ustalık belgesi var. Ondan sonra bir daha soruyor. Diyor ki Şenol Öksüz'ün diyor ustalık diplomasını gönder bana. Yani tek tek bunları istiyor. Süreç uzatılıyor. Bir türlü sonuçlandırılmıyor. Mesela il özel ederim bu işçi alımlarıyla ilgili açılmış olan davada geldiğimiz noktada video kayıtlarının incelenmesini, bir kişi tarafından video kayıtlarının incelenmesini talep ediyor. Mahkemeden şunu istiyor. Evet, video kayıtları çok olduğundan ve uzun olduğundan bak bir ay içerisinde bu kayıtları inceleyememiş, izleyememişler. Bir ayda ne kadar video izlenir bunu artık hepimiz biliyoruz. Bize 45 günden az olmamak şartıyla ek süre istiyoruz. 5 tane işçinin alımında adamlar bir ayda bu 7 tane işçinin alımının gerçekleştiği iş alımının videolarını 30 günde inceleyememişler. Ne yapıyorlar? Biz en az 45 günden az olmamak üzere ek süre isteniyor. Teknik şartlarda şey yazıyor. Diyor ki mesela tesisat ustası alacaksam sivil tesisat bölümü mezunu olacak teknik lisesinden. İşte motor ustası alacaksam işte motor lisesi motor bölümünden mezun olacak teknik şartlamada yazmasına rağmen. Mesela adam işe almışlar. Adam işe giriş tarihi 5. ayın 20'si, diploma tarihi 6. ayın 30'u. Ya ben anlatmıyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden verilen yazılar burada. Neden zamana oynanıyor? Neden bu iş sürüklendikçe sürükleniyor, ötelendikçe öteleniyor. Neden bu iş böyle sürüncemeye bırakılıyor? Geldiği nokta, gideceği noktayı da iyi biliyorum. Her ne kadar şey bile olsa adaletin tecelli edeceğine inanıyorum şahsım adına. O belgeyi gönder, bu belgeyi gönder. İşte Şenol'un diploması orijinalini gönder bana. Ahmet'in ustalık belgesi var mı yok mu? Veya şu belgesi ustalık belgesiyle eşdeğer mi değil mi? Bu gibi yazışmalarla şunlara bu da bu iş gidiyor. 5 tane işçinin alımının gerçekleştiği bir itiraz edilen bir iş mahkemesi 2 yıldır 3 yıldır çözümlenemiyor. Hikayeyi anlatmıyoruz ya, dönün bir lütfedin de bir bakın dosyaya. Sonra işte bakın bunlar işte bunların faturaları AK Parti'ye kesiliyor. Aslında bu dava Rize içinde çok önemli bir dava. Bu dava çok önemli bir dava. Bence bütün Rize'nin sahip çıkması, ilgilenmesi gereken bir dava. Neden? Eğer ki gerçekten işçi alımlarında iddia edildiği gibi usulsüzlük varsa, yolsuzluk varsa biz de görelim bunu. Gerçekten bu iddialar doğru mu yoksa iddialar çürük mü nedir diye biz de görelim. Artık bunu sonuçlandırın biz de görelim bunu. Keza diyelim ki işçi alımındaki bu davada iddia edildiği gibi usulsüzlük, yolsuzluk varsa o zaman ne olur? Bütün işçi alımlarına gölge düşer. Rize'deki işçi alımlarının tamamına gölge düşürür. Ama tekrar söylüyorum. Bu il özel idareye işçi alımlarında usulsüzlük yapılmış diye açılan dava çok önemli davadır. Rize için önemli bir davadır. Bunu artık sonuçlandırın.